Merhaba sevgili izleyiciler. Business Channel Türk'ten sevgiler sunarım. Bugün çok değerli iki konuğumla beraberiz. Teknoloji, çünkü gelişen dünyanın en önemli olaylarından biri. Teknoloji derken de aynı zamanda mobil dünyayı anlatacağız. Mobil dünya ile beraber değerli iki konuğum Sayın Aykut İçöz ve Sayın Ekrem Çıtak ile beraberiz. Butik Wi-Fi'yi anlatacağız. Nedir? Ne yapılıyor? Bunlardan önce konuklarıma bir hoş geldin demek istiyorum. Sonra detaylara giriyoruz. Hoş geldiniz Aykut Bey. Hoş bulduk. Davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hemen Ekrem Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Aykut Bey, ben tabii ki izleyicilerimize sizi anlattım. Ama bir de sizlerden, hem Ekrem Bey'den hem sizden kendinizden bahsedebilir misiniz? Tamam. Hay hay. Yaklaşık 20 senenin üstünde özel sektör tecrübem var. ODTÜ Elektronik Mühendisliği bölümü mezunuyum. Türkiye'de işletme alanında yüksek lisans yaptım. Daha sonra da yurt dışında Almanya'da bulunduğum yıllarda orada da mühendislik yüksek lisansı yaptım. IT, telekom ve finans sektörlerinde çalıştım. Son 3 senedir de 3 seneyi biraz geçti. Kendi işimi yapıyorum. Bugün Ekrem Bey ile bu şirketimizin yeni ürünlerinden, hizmetlerinden birini tanıtacağız. Ne güzel. Tabii ki iletişim, teknoloji deyince de biz ancak şapka çıkartırız sizin alanlarınızda. Sizden de rica edeceğim Ekrem Bey. Aşağı yukarı 20 senelik bir tecrübem söz konusu. Alanımda farklı birçok sektörde çalıştım. Teknoloji artık her sektörde olduğu için pek bir sektör ayırt etmedim. Bunun getirdiği bir birikimle de artık daha farklı alanlara da yönelmek istedim. O sırada Aykut Bey'le de zaten yolumuz kesişince güzel bir ortaklığımız ortaya çıktı. Şahsen bilgisayar bilimleri mühendisiyim. Dediğim gibi 20 senenin üzerinde bir deneyimle bu katkıyı yapıyorum. Artık katkılarımızın ne şekilde bir meyve vereceğini de göreceğiz. Bu kadar iki deneyimli ve akademik insan mutlaka muhteşem şeyler zaten ben biliyorum veriyor. Hem yazılımlarıyla hem yeni hizmetleriyle. Şimdi bunları zaten sizlerle paylaşmak ve izleyicilere aktarmak istiyorum. Bütün bunları konuşurken, Wi-Fi'yi konuşurken nedir? İş alanında hangi alanda etkinsiniz? Neler yapılıyor? Tabii. İş alanı olarak yazılım geliştirme ana alanlar, yazılım geliştirme, dijital pazarlama ve danışmanlık. Ama bugün bahsedeceğimiz yeni girdiğimiz, girişim olarak da gördüğümüz bir iş. Wi-Fi tabanlı pazarlama diyoruz. Zaten butik Wi-Fi da ürünümüzün, bu alandaki hizmetimizin ismi. Kısa bir yani cümle olarak ifade edersek, işinizi büyütmek ve gelirinizi artırmak için Wi-Fi tabanlı teknolojiyle pazarlama yapın diyoruz. Detaylarını zaten daha sonra anlatacağız. Ben hemen size söz almışken bir de ürünle yolculuk kavramınız var. Evet. Bu nedir? Şöyle yani bir genel fikir vermesi açısından bizim çünkü faaliyette bulunduğumuz alan teknoloji ve pazarlamanın kesiştiği yer. Teknolojiden yararlanarak pazarlama çözümü de diyebiliriz. İş sahipleri için bu internet, kablosuz internet hizmeti sunan pazarlamayı en temel haliyle tüketicinin kararlarını en çok etkileyecek zamanda onlara dokunmak gibi görebiliriz. Bu işte bir marka için olabilir, sizin kanalınız gibi Business Channel Türk olabilir veya bizimki bir ürün olabilir. Ve pazarlama özünde tüketiciyle sürekli temasta olacağı alanları, noktaları arar. Temas noktalarını ve bunları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışır. İnternet ve mobil dünyanın gelişmesi de bu dokunma yani iletişim ve etkileşim diyeceğimiz noktaları, fırsatları artırmıştır. Dolayısıyla bu gelişme paralel yeni çözüm ve ürünler de çıkmakta. Bizimki de öyle bir ürün ve hizmet. Muhteşem bir hizmet. Detayla zaten müşteri hizmeti en önemli alanlardan biri. Ben onun için de hemen mobil dünyadan bahsetmenizi isteyeceğim Ekrem Bey. Yani mobil dünya bütün bu sizin hizmet verdiğiniz şekilde nasıl değişecek? Neler farkındalığı ortaya çıkartacak? Şöyle, mobil dünya artık aslında mobil dünya olarak baktığınızda içerisine internet de katmamız gerekiyor. İnternetle beraber insanların sosyallik anlayışları bile değişti. Öyle ki gençlerimiz artık telefonlarının yanlarına ayırmaz oldu. Belki baktığımızda fark edeceğiz ki gün içerisinde ilk uyandığımızda 15 dakika içerisinde yaptığımız ilk hareketimiz cep telefonumuzu kontrol etmek oluyor. Bunun gibi artık internetin bize sağladığı sosyallikle beraber uzaktakilerin de ulaşılabilmesiyle beraber
Mobil dünya artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu. Beraberinde bir de şu artısı var. Bilmediğimiz şeyleri bilebilmemizi sağlıyor. Hı-hı. Danışabilmemizi, araştırabilmemizi, kaynaklara erişebilmemizi sağlıyor. Bu açıdan baktığımızda mobil dünya artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu ve bunun getirdiği artılardan yeterince faydalanabilmek için gerekli adımların da atılması gerekiyor. Çok doğru. Artık hemen hemen hiç kimse televizyon dahi seyretmiyor. Ellerindeki o şeyle veya ana bilgiyi almak için de ya ekonomik programını ya iş dünyası ve bizim gibi kanalları da izliyor. Mobil dünya onun için gerçekten çok önemli. Elindeki direkt olarak ondan her şeyi uyguluyor. Peki yakınlık tabanlı pazarlama, yakınlık derken burada neyi kastediyoruz? Bunu da açabilirsek. Tabii tabii. Yakınlık yani coğrafi olarak aynen böyle bir mesafe kavramıyla ilişkili. Ekrem Bey gayet güzel anlattı. Mobille ilgili sadece iki ilave cümle söyleyeyim. Geleceğin şekillenmesi, zaten bildiğimiz gibi bu akıllı telefonlar ve onun sunduğu deneyim mobil diyoruz. Geleceğin şekillenmesi bu mobil deneyimi kişiselleştirme ve yakınlık tabanlı pazarlamadan geçiyor. Yani bu daha sonraki konularla da alakalı olduğu için söyleyeyim. Yakınlık tabanlı pazarlamaya dönersek bir işletme ve iş sahibini düşünün. Onun yakınındaki, yani bu coğrafi anlamıyla aday müşterilerine, yani müşteri olmamış ziyaretçilerine veya zaten o kendi yerinde, lokasyonunda bulunan, örneğin bir kafe merkezinde olduğu gibi o insanlarla etkileşimi olarak görebiliriz. Yani dolayısıyla yakınlık taban derken yakın mesafedeki kapsayabildiğim alanda teknolojinin el verdiği ölçüde, işte bu Wi-Fi olabilir veya başka teknolojiler, onu kastediyoruz. Wi-Fi dışında işte GPS, yani uydularla haberleşme var. Bluetooth dediğimiz yine cep telefonlarının olan sinyal dalgalarla haberleşme var. Bizim odaklandığımız Wi-Fi. Wi-Fi'ye dayalı, yani kablosuz internet diye çıkan ve insanların en çok bildiği, işte kafede, restoranda, otelde, havaalanında gördüğü şey, teknoloji veya kavram. Dolayısıyla konuma dayalı pazarlama kavramı ve bunun hayata geçirilmesi üstünde çalışıyoruz. Muhteşem bir proje. Peki İkrem Bey, bir işletmeye neden bu sunulmalı? Wi-Fi neden sunulmalı? O işletmeye katkısı, birçok katkısı var ama daha nice katkılarını sizden dinlemek isterim. Şöyle ki, artık biraz evvel belirttiğimiz gibi artık mobil hayat ve internet erişimi hayatımızın vazgeçmez bir parçası oldu. Öyle ki insanlar mekan arayışlarında serbest internet erişimi olup olmadığını bile ön plana koyar hale geldi. Çok doğru. Ve internet artık hayatımızda yer ettiğinde şöyle bir örnek vereyim. Normal koşullarda insanların yalnız bir kafede oturması onları bireysel olarak rahatsız ederken, hayatımızda internetin ve mobil erişimin girmesiyle beraber yapılan bazı araştırmalarda fark ediliyor ki insanların büyük bir çoğunluğu, %50'nin üzerinde bir çoğunluğu yalnız başına bir kafede veya restoranda vakit geçirmekten herhangi bir şekilde rahatsızlık duymadığını bir ifade etmişler. Şimdi bu açıdan bakarsanız artık bir işletme için faydalarını biraz daha net görmeye başlayacaksınız. Öyle ki bu olmazsa olmazı sunmamak diğer hizmeti sağlayan rakipleriniz arasından geriye kalmanız demektir. Bunun olmaması için bununla beraber yürümeli ve bunun getirdikleriyle beraber daha da ileri adım atmak gerekmeli. Peki şu anda mevcut Wi-Fi ile olan sorunlar neler? Şimdi internet ve Wi-Fi hizmetlerinden tam olarak faydalanamadıklarını şöyle fark ettik. Birincisi, müşterileriyle ilgili tam olarak detaylara haiz olamıyorlar. İkinci olarak müşterilerin bu hizmetten ne kadar faydalandıklarından da emin olamıyorlar. Keza diğer açıdan baktığınızda bu hizmeti ücretsiz olarak sağlayan işletme sahipleri bu hizmetin gerçekten katma değer bir karşılığı olan müşterilerinin tarafından alındığından bile emin olamıyorlar. Bütün bunlar tek bir kalemde toplarsak Wi-Fi gerçek anlamda performanslı bir şekilde kullanılmış ve bir değer oluşturmuş olmuyor. Sadece bir etiket olarak kalıyor. Çok güzel özetlediniz. Tamam, bunlar çok güzel de Wi-Fi tabanlı pazarlama nedir? Hemen tabii bizi dinleyen işletme sahipleri bunda nasıl
Ne anlayacak pazarlama deyince Aykut Evet. Bey hemen? Hemen kısaca söyleyeyim. Wi-Fi taban pazarlama, o yakınlık taban pazarlamanın alt alanı Wi-Fi teknolojisine dayanıyor. Zaten birçok iş yerinde mevcut. Yani o şey modem olsun işte hizmet Çok sağlayıcıdan. doğru. Dolayısıyla onun üstüne kurulan bir donanım ve yazılımla özel pazarlama, dijital pazarlama çözümleri sunmak demek. Çok kısaca o iş yeri sahibinin bir kafe veya her neresiyse müşterisiyle gerçek zamanlı etkileşimi ve akıllı pazar otomasyonuna sahip olması demek. Kullanımı da oldukça kolay. İnsanların kendi sosyal medya profilleriyle girdikleri ve iş yeri sahibinin de o giriş yapan, o Wi-Fi ağına giriş yapan insanları tanıdığı, bildiği, etkileşime geçebildiği bir ağ diyelim. Dolayısıyla daha fazla sonraki sorularda bilgi vereyim. Tamam. Bu tabii ki çözüm ortaklığınız çok güzel ve faydalı. Özellikle birçok işletme sahibi için. Peki buradaki bu çözümü nasıl kuruyorsunuz? İşletme sahiplerine bu açıdan baktığınızda fazla bir yük düşmüyor. Var olan internet servislerine devam ediyorlar. İnternet servis sağlayıcılarında bir değişiklik olmuyor. Tek olması gereken şey internet servislerini tam olarak kontrol edebilmeleri için hizmetleriyle hizmet aldıkları hizmet sağlayıcıyla cihazları arasına bizim cihazımızın girmesi ve bizim yazılımımızın desteğiyle beraber bütün akışın kontrol altına alınması. Bunun dışında hiçbir yük düşmüyor. Peki siz yazılımı oraya yapıyorsunuz. Bunu hangi cihazlarla yapıyorsunuz? Yani bir işletmeye gittik, bir kafeye gittik. Buraya bir cihaz mı koyuyoruz, yazılım mı Doğru. Kendi yerleştiriyorsunuz? cihazımız ve kendi yazılım platformumuzla bunu destekliyoruz. Bu vesileyle hizmetten faydalanabiliyorlar. Peki Wi-Fi'yi sunduk. İşletme sahiplerine nasıl bir fayda sağlıyor? Tabii ki yakınlık, müşterileri hatırlatmadan bahsetmiştik ama faydalarını biraz daha açabilir miyiz? Tabii. Şöyle düşünebiliriz. Aslında yani birçok faydası var. Bunlardan biri işletme sahibinin yaptığı yatırım karşılanması. Ekrem Bey bahsetti. Mevcut tabloda Wi-Fi bir gider kalemi. Yani sonuçta sunduğunuz insanlar sizin için ama gelir elde etmediğiniz bir hizmet gibi. Bu bahsettiğimiz yapıyı kurduğumuz zaman bu gider kalem değil gelir kalemine dönüşüyor işletme sahibi için. İkincisi ve en kısa söyleyecek şey de işini büyütmek. Yani kafe veya işte hastanede olsa veya başka herhangi bir lokasyon oradaki müşteri sayısını ve müşteri başına geliri özellikle sadakati artırarak müşteri başına geliri ve geliri artırmak ve yeni müşteriler yani potansiyel ya da aday müşteriler dediğimiz insanları çekmek. Bir başka yönü müşteri veri tabanını oluşturmak. O daha önce bahsettiğim hiç Evet. bilmediği internete bağlanan insanlar yerine ha Ayşe Hanım bağlandı, Mehmet Bey bağlandı. Bu saatlerde geliyor kafemde veya restoranda şu kadar kalıyor diyebilmek. Bir diğeri dijital pazarlama etkinlikleri yürütebilmek. Yani o altyapı üstünde o bildiği insanlara etkileşimde kalmak. Yani o lokasyonu terk ettikten sonra bile mesaj gönderebilmek, indirim yapabilmek, davet etmek, doğum günü kutlamak vesaire vesaire. Dolayısıyla bu hem ziyaretçileriyle yani herhangi bir ürün hizmeti almış kişilerle hem de müşterilerle yani bir ürün hizmeti almış kişilerle sürekli mobil özellikle teknolojiye dayalı etkileşimde kalmak ve bunlara dayalı farklı kampanyalar sunmak ve ayrıca tekrar pazarlama denen veya yeniden pazarlama denen faaliyetleri yürütmek yani o lokasyonda yerde olmayan kişiyi bir başka yerde internet üstünden yakalayabilmek şeklinde özetleyebiliriz. Tabii ki şu anda bizi hem Anadolu'nun her yerinden hem Avrupa'dan birçok kişi izliyor. Bütün bunlarda butik Wi-Fi nasıl yardımcı olacak, nasıl yardımcı olur? Evet. Şöyle söyleyebiliriz. Bu bahsettiğimiz yapıyı her şeyden önce kuruyoruz. O işletmenin mevcut yapısının üstüne onu değiştirmiyor. Onun üstüne Ekrem Bey'in açıkladığı gibi bir mini donanım, yönlendirici ya da router diyeceğimiz ve onun üstüne bizim özel yazılımımız. Onun üstünden işliyor. Bunun haricinde sosyal medya ve e-posta entegrasyonunu yapıyoruz. Düzenli raporlar sağlıyoruz. Sıklığı işletme sahibince belirlenmek üzere haftalık olabilir, aylık olabilir. Ayrıca işte bu bahsettiğim farklı kampanyaların tasarlanması ve entegrasyonunu yapıyoruz. O yapıyı kurma ve işletme diyebiliriz. Bu yeniden pazarlama etkinliklerini tasarlayabiliyor ve işletebiliyoruz. Ayrıca bazen bazı işletmelerde geçerli bir sponsor ki sizde de kanalınızda da var sanırım. Sponsor yapısı kurulması ve işletilmesi.
Onu yapabiliyoruz ve son olarak da strateji ve dijital pazarlama danışmanlığı yapabiliyoruz. Yani o ihtiyaca göre en alt seviyeden diyeyim en üst seviyeye kadar hizmet veriyoruz. Gerçekten çok farklı. Türkiye içinde elzem olan bir proje, bir girişim. Öncelikle ben kendi adıma sizleri kutluyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. İzleyicilerimize buradan son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Öncelikle size ve ekip arkadaşlarınızın yöneticilerine tekrar teşekkür ederiz davet ettiğiniz için. Bir başka programlarda da buluşmayı dileriz. İzleyicilerimize de web sitesi adresimizi paylaşıyoruz. Oradan bizimle iletişimde olmalarını rica ederiz. Dolayısıyla başka programlarda yine buluşmak üzere diyelim. Çok teşekkürler Ekrem Bey. Ben de üzerine fazla bir şey ekleyemeyeceğim. Bizi arasınlar, bize ulaşsınlar. Biz de onlara nasıl yardımcı olabileceğimiz yönünde gerekli çalışmalarımızı yapıp onlara en uygun cevabımızı verelim. İşlerini büyütmek için elimizden geleni yapalım diye. Değil mi? Evet sevgili izleyiciler, sadece girişimci olmak değil, açtığınız yerlerin müşteri portföyünü data olarak barındırmanız gerekiyor. Hatta müşteriniz Aykut Bey ve Ekrem Bey'in dediği gibi bir kez dahi uğrasa onu hatırlayabilmeniz için ve onu tekrar oraya davet edebilmeniz için bu yazılımın, bu girişimin, Butik Wi-Fi'nin hizmetini mutlaka almanız gerekir. Aldığınız anda da o kadar güzel ki hepimiz bir yere gittiğimizde bir mesaj geldiğinde bize hatırlanmak güzeldir. Çünkü orada değer verildiğinizi hissedersiniz. Bir kahvenin gerçekten ücretsiz olduğunu veya bir yere gittiğinizde ya bir daha geldiğinizde yemeğin yarı fiyatta olduğunu bilgisi geldiğinde size siz kendinizi değerli hissedersiniz. Dolayısıyla da girişimciler, kafeler ve birçok Wi-Fi'yi kullanan merkezler bu müşteri portföyünü kendisine çekerek datalarını zenginleştirecekleri gibi aynı zamanda müşteri hizmetini daha akılda kalıcı yapacaklardır. Onun için de muhteşem bir projeyi ben gönülden destekliyorum. Bana böyle bir bilgi gelirse, telefonuma böyle bir şey düşerse ben ciddi anlamda mutlu oluyorum. Bazen hastanelerden böyle bilgiler geliyor. Check-up yarı fiyatlıdır gibi. Aykut Beylerin, Ekrem Beylerin yaptığı birçok bu alanı kullanan yerler, havaalanları, restoranlar, kafeler her alanda da lütfen sizler hem Aykut Bey'le hem Ekrem Bey'le bütün bunlarda Butik Wi-Fi ile iletişim kurduğunuzda da bu hizmeti alırsınız ve çok hızlı bir şekilde işinizi büyütme olayını sağlarsınız. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.